Efendim günaydın, iyi sabahlar. Bugün 21 Kasım günlerden salı. Tele1 ekranlarına hoş geldiniz. Gerçeğin adresindesiniz ve bugün de gün başlıyor'a başlıyoruz efendim. Pek çok sıcak gündem başlığı var. Hepsini ekranlara getireceğiz önümüzdeki dakikalar içerisinde. Bugün neleri konuşacağız? Bugün gündemde neler olacak? Hepsini paylaşacağız. Aynı zamanda gazetelere bakacağız. Pek çok başlık var. Hepsi sizlerle olacak. Yeniden güzel, mutlu ve her şeyden önce sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Şehidimiz var. Şehidimizin haberiyle başlayalım. Ne yazık ki Kuzey Irak'tan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden bir şehit haberi geldi. Geride bıraktığımız günde açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaşanan çatışma sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğunu açıkladı Milli Savunma Bakanlığı. Piyade Üsteğmen Abdullah Köse, Kara Haber. Kuzey Irak'tan geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nda girilen çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu bildirildi. Acılı ailenin Ankara'daki evine gördüğünüz gibi Türk bayrakları asıldı. Köse'nin 3 aylık Ela Lidya adında bir bebeği olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi öğle namazına mütakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılacak cenaze namazının ardından Bağdum Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Evet, bugün şehidimizi son yolculuğuna uğurlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun diyelim, şehidimizin ailesine sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Efendim devam edelim. Pek çok gündem başlığı var dedik. Emekliler heyecanla dün televizyonlarının karşısına geçti. Ve akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi. Neden derseniz emekliler aslında heyecanla bekliyorlardı. Neyi? Dünkü kabine toplantısı sonrası Erdoğan'ın emeklilerle ilgili ne açıklamalar yapacağı. Çünkü beklenti özellikle AKP kulislerinden Erdoğan'ın dünkü toplantı sonrası, kabine toplantısı sonrasında emeklilere yeni müjdeler verebileceği yönünde kulis bilgileri geliyordu. Tam beklenen saatte emekliler ekran karşısına geçti. Ne dinlediler? Gazze'yi dinlediler. Ne dinlediler? Orta Doğu'da. Orta Doğu'da izlenen politikanın ne kadar başarılı olduğunu dinlediler. Muhalefete yönelik eleştirileri dinlediler. Ama emekli maaşlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemeye ilişkin bir ayrıntı duyamadılar. Yani emekliler dünkü kabine toplantısı sonrasında yeni bir hüsran yaşadı. Bu arada şunu da bir not olarak düşelim. Az sonra sizlerle paylaşacağız. Ekranlara getireceğiz. Kulislerde konuşulan bazı bilgiler var. Yine iktidara yakın medyadan da görüyoruz, takip ediyoruz. Emeklilere %50 zam yapılması yönünde çalışmaların yapıldığı, bu yönde çalışmaların yürütüldüğü ifade ediliyor. Az sonra bu kulis bilgilerini de sizlerle paylaşacağız efendim. Emekliler acaba nasıl bir zam oranıyla karşılaşacak? Kulislerde konuşulan önemli bilgiler var. Yavaş yavaş bunlar netleşmeye başladı. Onları konuşacağız. Şimdi bugünün gündemini madem konuşuyoruz, bugünün gündeminde en önemli başlıklardan biri ne olacak derseniz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları olacak. Zira Bahçeli acaba bugün ne söyleyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anda ortaya çıktı ve ne söyledi? %50 artı bir yanlış yollara sevk ediyor partileri dedi. Peki nasıl yanlış yollar? Hangi yanlış yollar? MHP lideri Devlet Bahçeli ne diyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı sonrasında yapılan yorumlarda? AKP'nin artık MHP'den kurtulmaya çalıştığı yönünde de yaklaşımlar vardı. Buna ilişkin MHP'li bir isim Semih Yalçın bugüne randevu vermişti ve bugünkü grup toplantısını bekleyin demişti. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yapacağı toplantılarda önemli bir hale aldı. Bir yandan da gözlerimiz o noktada olacaktı. Olacak, sizlerle paylaşacağız gelişmeleri. Bugünün gündeminde akşam saatlerinde ne var derseniz, akşam saatlerinde kalpler A milli futbol takımımızla atacak. Zira 2024'de gitmeyi garantilemişti A milliler. Saat 22.45'te Galler deplasmanına çıkacaklar. Onlar oynayacak. Türkiye onlar için elbette tek yürek
olacak. Bu karşılaşmadan da galibiyet bekliyoruz. Zira moraller yüksek. Özellikle Almanya ile oynanan o hazırlık maçının sonrasında A milli takımın moralinin gayet yüksek olduğunu söylemek mümkün. Vincenzo Montella bir basın toplantısı yaptı ve ne söyledi? Lider geldik, lider dönmek istiyoruz bu karşılaşma sonrasında. Diliyoruz ki öyle olsun. Bu karşılaşmadan da galibiyetle çıkıp lider olarak dönelim. Şimdi bu karşılaşma öncesinde bu sözler gazetelerinde, manşetinde. Hemen hızlıca bakalım. Yönetmenim Hasan Aksu getirdi ekranlarınıza. Fanatik gazetesi o sözleri bugün manşetine taşıyor ve diyor ki lider gittik, lider dönelim. Euro 2024 biletini cebine koyan millilerimiz için bu gece tek hedef var deniyor haberin üst başlığında. Almanya ile oynanan özel maçta ortaya konan futbol ve elde edilen zaferle Euro 2024'te neler yapabileceğini şimdiden gösteren A milli takımımız bugün grup liderliği hedefiyle Galler deplasmanına çıkıyor. Bir puan bile bize yetecek ancak Montella'nın öğrencileri kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyor demiş Fanatik gazetesi. Biz de bugün gün başlıyor ha. İşte bu başlıkla başlamak istedik. Başarılar diliyoruz A milli futbol takımımıza. Diliyoruz ki yarın sabah onların galibiyetlerinin haberini paylaşırız sizlerle. Öylesine bir gündem yaşıyoruz ki, öyle ağır, kasvetli, tartışmalı bir gündem yaşıyoruz ki böylesi haberler duymaya çok ama çok ihtiyacımız var. Şimdi gazetelere bakalım. 50+1 tartışmalarında bugün gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünde yapacağı açıklamalarda demiştik. 50+1 tartışmaları gazetelerin de gündeminde bakacağız. Şimdi Sözcü gazetesinin manşeti önemli, az sonra konuşacağız. Ekranlara getireceğiz değerli izleyiciler. Zira depremzedeleri hep unutuyoruz. Deprem bölgesini hep unutuyoruz. Bizler de sizler de hep birlikte ne yazık ki unutuyoruz. Sözcü bugün hatırlatıyor. Diyor ki 10 ay geçti, evler verilmedi, konteynerler su altında, başkan şemsiye altında diyor bugün Sözcü gazetesi manşetinden verdiği haberde. Depremin üzerinden 10 ay geçti ve hala o konteynerlerde yaşayan pek çok depremzede var. İşte onları unutuyoruz. Bu soğuk kış koşullarında, ki kış erken geldi, bu soğuk kış günlerinde yağmurlu ve sağanağın etkisini artırdığı dönemde depremzedeler zor anlar yaşıyor. Tam da böyle olurken, depremzedeyi sel vurmuşken, başkan bölgeyi gezerken ıslanmasın diye koruması şemsiye tutuyor demiş Sözcü gazetesi. Az sonra bakacağız. Önemli bir manşet atıyor. Şimdi geçelim 50+1 tartışmalarına. Cumhuriyet'te bakın bugün manşet geniş yetkiyi 50+1 ile aldı. Biraz daha ayrıntılı bakmaya çalışalım. MHP kulislerinde Erdoğan'ın çıkışına meşruiyet zemininde bakılıyor demiş haberin üst başlığında. Kulis bilgileri var bu başlık altında. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli olan %50+1 kuralıyla ilgili değişmesi isabetli olur sözlerinin ardından gözler MHP'ye çevrildi. Parti kulislerinde %50+1 koşulunun değiştirilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı sisteminin meşruiyetinin sorgulanabileceği dillendiriliyor. Cumhurbaşkanının verilen geniş yetkileri Cumhur'un tümünün temsili adına kullandığına işaret edilirken %50+1'in sistemin demokratik temelini oluşturduğuna dikkat çekiliyor. MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısında konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacağı merakla bekleniyor. Bakın şimdi hemen ekranlarınızın sol tarafında bir fotoğraf karesi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında gördüğümüz çok ama çok önemli bir isim, eski genel başkanlardan Hikmet Çetin. Dün biliyorsunuz MHP Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı vardı. O toplantıya katılmıştı Hikmet Çetin ve toplantının gündem maddelerinden biri de işte bu 50+1 tartışmasıydı. Parti sözcüsü Deniz Yücel, demek ki AKP'nin MHP'ye artık ihtiyacı kalmadı diyor ve bir de MYK'dan gördüğünüz gibi bu fotoğraf karesi paylaşılıyor Cumhuriyet gazetesinde. Şimdi Cumhuriyet'in ardından bir de Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün gazetesi yine bazı yolların taşlarının döşendiğine dikkat çekiyor bu tartışmayla. Okuyalım Bir Gün'den. Senaryo hazır, oyuncu arıyor. Yeni dönemin
taşları döşeniyor. Erdoğan %50 artı 1'i tartışmaya açarak gündemi ülke gerçeklerinin uzağına taşırken yeni rejimin inşası için bir adım daha atmayı planlıyor. Hem rejimin hem de kendisinin siyasi ömrünü uzatmak için formül arayan Erdoğan'ın en büyük şansı kafası karışık muhalefet oldu diyor bir gün haberin spotunda. Şimdi ayrıntıya bakalım. AKP-MHP iktidarı kazanılan seçime rağmen saray rejimine karşı toplumun itirazının farkında. Bu nedenle geri dönüşü engelleyecek, iktidarlarının ömrünü uzatacak yol arıyor yeni anayasa ve 50 artı 1 tartışması bu nedenle. Rejim kaynaklı oluşan krizleri değerlendirerek ya da kriz yaratarak gündemi sürekli kendi istediği noktada tutmaya çalışıyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan için Bir Gün gazetesi. Yerel seçimler öncesi ülkenin gerçeklerinin konuşulmaya başlanması iktidarın en çok korktuğu şey diyor. Senaryo hazır, oyuncu arıyor. İşte bu manşetle çıkıyor Bir Gün gazetesi bugün. Efendim devam edelim. Şimdi bu 50 artı 1 tartışmasına ilişkin yorumlar nasıl? Kim neler söyledi? Acaba nasıl yansımaları var? Biraz bunlara bakalım. Az önce Cumhuriyet'in de manşetinde yer almıştı. Dün CHP'nin MYK toplantısı vardı. O toplantı sonrasında parti sözcüsü Deniz Yücel kameraların karşısındaydı. Ve tıpkı Bir Gün gazetesinin söylediği gibi bu tartışmayla Erdoğan'ın asıl amacı o koltuğunu korumaktır açıklamasını yaptı. Tüm bunlar olurken acaba MHP'nin tavrı ne olacak? Bu önemliydi. Zira gözler bugün MHP grup toplantısında. MHP'den de ilk açıklama geldi. Erdoğan'ın tüm derdi ömrü yettiğince o koltukta oturmaktır. 50 artı 1 tartışmalarına yönelik partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asıl amacı ömrü yettiğince koltukta oturmak, kalmak dedi CHP sözcüsü Deniz Yücel. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü gündeme getirdiği 50 artı 1 değişebilir sözleri siyasetin gündeminde sıcaklığını koruyor. Akıllardaki soruysa %50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Erdoğan'ın bizzat getirdiği ve AKP'nin MHP ile ittifak kurmak zorunda kaldığı 50 artı 1 kuralı ne oldu da değiştirilmek isteniyor? Ne oldu da bugün 50 artı 1 değişsin diyor? Çünkü seçilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti uzunca bir süredir maalesef Tayyip Erdoğan'ın günlük ihtiyaçlarına göre anayasa değiştiriyor. Muhalefete göre Erdoğan'ın oyları %35'lere kadar düştü. Artık MHP ile ittifak ortaklığı da koltuğunu korumasına yetmiyor. Sistemde de eğer revizyon ya da reform ihtiyacı varsa zaten bundan kaçınılamayacağını. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Erdoğan'ın 50 artı 1 sözlerinin asıl muhatabı Bahçeli çıkışı yaptı. Zamanında 50 artı 1'i sorgulayan muhalefeti tertip var suçlaması yapan Bahçeli şimdi ne diyecek diye sordu. Burada şunu da merak ediyoruz. Aslında bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğini söyleyen Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'nin kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Acaba MHP kendilerinin dışlandığını, onlara gerek duyulmayan bu senaryoyu nasıl değerlendirecek? Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğu, çok net bir kriz olduğu ortada. Ankara'da siyaset kulislerinde 50 artı 1 kuralının değişmesiyle birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini 4. kez Cumhurbaşkanı seçtirmenin yolları aradığı konuşuluyor. Yani Erdoğan'a göre biçilmiş bir giysi değil, Erdoğan'a göre yapılandırılmış bir anayasa değil. Toplumun tüm kesimlerinin ortak mutabakatıyla ancak bir anayasa oluşturulabileceğini, onun da bugünün gündemi olmadığını düşünüyoruz. CHP parti sözcüsü Deniz Yücel, biz Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki hesaplaşması üzerinden meclise hat bildirmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Allah kendisine ömür versin ama siyasi ömrünün sonuna geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu o da görüyor ki dünkü açıklamasıyla 2017 referandumunda ısrarla savunduğu ve Türkiye için devrim diye nitelediği 50 artı 1 düzenlemesinden kolayca
vazgeçebiliyor. Yücel, Erdoğan'ın derdinin koltuğunu korumak olduğunu söyledi ve Erdoğan'ın sözleri Cumhurbaşkanlığı sisteminin iflası dedi. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil ama oy sayısı itibarıyla en fazla oy alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Sayın Erdoğan'ın derdi halkın dertleri, halkın sorunlarını çözmek değil, 14 Mayıs seçimlerinde az bir farkla kazandığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, makamını ileride yaşayacağımız seçimlerde bir sorun yaşamadan sürdürmek. Tüm bu tartışmalar sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Salı günü yapılacak partisinin grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin yapacağı konuşmaya dikkat çekerek Bahçeli'yi bekleyin dedi. Evet, bugüne randevu verildi. Bugün o grup toplantısı yapılacak öğleden önce. Dolayısıyla orada yapılacak açıklamalar önemli. Gerçekten MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bir tepki gösterecek mi? Veya bu tartışma acaba önceden planlanan ki gazetelerde de bugün yer alıyor. Böylesi bir tartışma mı? Yani Cumhur İttifakı'nın iktidarını koruyabilmek adına başlattığı bir tartışma mı? Bugün de göreceğiz elbette. Şimdi tüm bu tartışmaların gölgesinde yerel seçim yaklaşıyor efendim. Her seçim önemli ama bu yerel seçim de çok ama çok önemli. Özellikle kurultay sürecini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişimin ardından nasıl hazırlıklar yapılıyor? Yani CHP seçime nasıl hazırlanıyor? Bu önemli. Dün MYK toplantısı vardı ve toplantıda gündem başlıklarından biri de yerel seçim hazırlıklarıydı. Herkesin merak ettiği soru şu: acaba yerel seçim stratejisi nasıl olacak? Ön seçim olacak mı, olmayacak mı? Özgür Özel'in daha önce verdiği bir söz vardı. Ancak bu konuda kafalar karıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin haberimizi izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermeye hazırdır. Tarih boyunca gösterdiğimiz en fazla adayla yola çıkacağız. Yerel seçimlere 5 aydan az bir süre kala CHP'de aday belirlemede nasıl bir strateji izleneceği netleşmeye başladı. 2019 yerel seçimlerde kıl payı farklı alamadığı belediyeleri de alma konusunda CHP iddialı. Gözler belediye başkan adaylarına çevrildi. Önümüzdeki yerel seçimde de yine halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçeoğlu, CHP'de şimdilik kesinleşen belediye başkan adayları. Diğer şehirler için henüz isimler belli değil. Peki adaylar nasıl belirlenecek? Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacak. CHP sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde eşit temsil prensibine uyulacağına dikkat çekti. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken aynı merkez yönetim kurulumuz ve gölge kabinemiz belirlenirken olduğu gibi mümkün olduğunca kadın temsilini arttıracak, eşit temsil prensibine uyulmasına özen gösterileceğini buradan bir kez daha ifade etmeliyim. CHP'de belediye başkan adayları bazı yerlerde ön seçimde, bazı yerlerde ise genel merkez atamasıyla belirlenecek. Aday belirleme sürecinde CHP'nin il ve ilçelerdeki mevcut belediye başkanları için memnuniyet anketi belirleyici olacak. Ne birbirimize kaybettirmeye, ne Türkiye'ye kaybettirmeye değil, birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Anket sonuçları da göz önüne alındığında kulislere yansıyan iddiaya göre seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi için Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genc'in anketlerde Muhittin Böcek'in önünde olduğu ifade ediliyor. Yani aday belirleme süreci işte böyle ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani yol haritası yavaş yavaş netleşiyor. Bu arada takvim de sıkıştı. Yani aslında yerel seçim çok yakın, derhal harekete geçilmesi gerekiyor. İşte yaşadığımız bu anayasa tartışmalarının temelinde de bu var diyor muhalefet. Şimdi bakalım gazete Pencere'de ne deniyor? CHP ve DEVA'da başvurular başladı. Belediye başkanlığı aday adaylığı için yapılan başvurulardan bahsediyor.
Siyasi partilerde yerel seçim hazırlıkları hızlandı. Aday adaylarının başvuru takvimi ard arda açıklanıyor. CHP'de başlayan başvurular 28 Kasım'a kadar devam edecek, bugün başladığı ifade ediliyor Gazete Pencere'de başvuruların. Deva Partisi'nde ise dün başlayan başvurular 29 Aralık'ta sona erecek. CHP'de aday adayı olmak isteyenler için ödenmesi gereken ücret de belli oldu. Buna göre Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak isteyenler 50 bin, nüfusu 500 binin üzerinde olan il ve ilçe belediye başkanlığı için 30 bin ve nüfusu 250 bin ile 500 bin olan arasında olan il ve ilçe belediye başkanlığı için 20 bin lira ödenecek diyor bugün Gazete Pencere ilk sayfaya taşınan haberinde. Evet, başvurular başlıyor artık, hayırlı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün, Deva'da ise bugün başladığına yer veriyor bugün Gazete Pencere. Şimdi özellikle İstanbul çok önemli. İstanbul neden önemli? Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı gece hedefi İstanbul olarak koymuştu. Yani özellikle Cumhur İttifakı'nda, AKP cephesinde tüm hesaplar İstanbul'un yeniden kazanılması yönünde yapılıyor. Peki İstanbul için nasıl bir strateji izlenecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta İstanbul İttifakı'na dikkat çekiyor. Peki o ittifak, yani İstanbul İttifakı kurulabilecek mi? Dün bu soruya yanıt verdi Ekrem İmamoğlu. Bir kez daha toplumsal ittifak çağrısı yaptı. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu iktidara yakın yandaş diye tarif ettiğimiz o medyaya da tepki gösterdi. Daha öncesinde gerçekten bu kadar düşük seviyeli bir muhalefet dilini biz kullanmadık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tamamlanan birinci ve ikinci etap metrobüs yolu düzenlemesini yerinde inceledi. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayın Başkan, bir sorum olacaktı. İmamoğlu yandaş medyaya tepkiliydi. Yayınlarında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmelerine hedef alan haberlerle ilgili İstanbul'da muhalefet olan iktidarı uyardı. Pespaye dili kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini küçültmeye çalışıyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kadim, bakın kadim diyorum, İSKİ neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt, İETT Osmanlı döneminin en önemli kuruluşlarından biri olarak bu şehrin hayatına girmiş, 150 yılını aşmış bir kurum. Şimdi bu kurumları aşağılamak, bu kötü muhalefetlerini sona erdirsinler. Yani hiç buradan kazançlı çıkmazlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı'nın adaylık açıklamasına ise başarılar dileyerek yanıt verdi. Suat Sarı da bizim değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine. Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır. Yerel seçim için ittifak olacak mı sorusuna ise bir kez daha toplumsal ittifak vurgusu yaptı. Tabii ki bir kişi aday adayım diyebilir ama en son karar verecek olan partilerdir. Biz hala daha önce ittifak kurduğumuz, ittifak konusunu konuştuğumuz, toplumsal ittifakı oluşturduğumuz bütün çabaları en üst seviyede vermeye devam edeceğiz. Toplumsal ittifak çabalarına devam edeceğiz diyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bir yandan da İYİ Parti'nin her ilde kendi adayını çıkarma kararı var. Bu da önemli. Hatta haberimizde de ifade ettik. İYİ Partili Suat Sarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. İmamoğlu'ndan da hayırlı olsun mesajı geldi. Ancak bir yandan da her ne kadar İYİ Parti cephesinde her ilde, İstanbul dahil olmak üzere kendi adayını çıkarma kararı gelse de acaba İstanbullular ne düşünüyor? Yani acaba toplum, acaba halk ne düşünüyor? İmamoğlu da işte buna dikkat çekiyor. O ittifak aslında toplumun kendi içinde kurulmalı bir anlamda. Şimdi İYİ Parti cephesine bakalım. Zira İYİ Parti bir hayli karışık. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiası ortaya atılmıştı. Kimden bahsediyoruz? İYİ Partili bir isim.
Ümit Dikbayır. Yani bu İyi Parti'deki para ve hesap tartışması devam ediyor. Ümit Dikbayır hakkında çarpıcı gelişmeler birbirini izliyor. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Dikbayır'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı, hatırlayacaksınız. İşte son gelişmeler. Eğer bunu yapıyorsanız, yürekliyseniz esas olan milletvekilliğinden de istifa etmektir. İyi Parti'de yaşanan kriz büyüyerek devam ediyor. Parti yönetiminin kasadaki kayıp 132 milyon lira iddialarına ilişkin açıklama yapıp kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyordu. Bir açıklama yapıldı ancak bu kamuoyunu bilgilendirme amaçlı yapılan bir açıklama olmadı. Elbette eleştirileri açığız. Elbette bu konudaki değerlendirmeler, yorumlar bizim için çok kıymetli. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Bahsettiğiniz isim bugün genel başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Dikbayır ise disipline sevkim sonrası İyi Parti'den istifa etmeyeceğim. İstifayı yargıda başlatacağım, süreç sonrası değerlendireceğim dedi. İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partinin kasasındaki kayıp 132 milyon lira nedeniyle Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettirdiği iddia edilmişti. Ayrıca Dikbayır'ın belediyelerden de iş aldığı öne sürülmüştü. Türkiye'ye ekonomik katkı sağlayan 16. Şimdi bakalım acaba Ümit Dikbayır'dan bir açıklama daha geldi bu haberin hemen sonrasında. Onu da sizlerle paylaşalım. Akşam saatlerinde TV100 kanalında bir programa katıldı ve orada bir istifa açıklaması daha yaptı Ümit Dikbayır. Ne söyledi? Biraz ondan da bahsedelim. Şöyle söylüyor açıklamasında katıldığı televizyon programında. Benim istifam söz konusu değil, yani tam anlamıyla bir istifa edecek mi etmeyecek mi belirsizliği yaşanmaya devam ediyor. Ümit Dikbayır, istifam söz konusu değil. Ben bu partinin kurucusuyum, benim emeğim var. Şimdi çıkıp edepli edepsiz açıklamalar yapıyorlar. Kürşat Bey çıkıp siyasi kalpazanlar dedi. Ben bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Bilgehan Yılmaz'a yanıt vereceğim. Çürük elmalar dedi. Genel başkana yanıt vereceğini ifade etti İyi Partili Ümit Dikbayır dün akşam katıldığı bir televizyon programında. Sonra da sosyal medya hesabı üzerinden manidar bir paylaşım yaptı ve dedi ki bazen istenileni yapmazsınız, istenmez olursunuz ama Allah büyük paylaşımını yapmıştı. Disipline sevk edilen Ümit Dikbayır'dan gelen son istifa açıklaması da bu. Edepli edepsiz açıklamalar yapıyorlar. Kürşat Bey çıkıp siyasi kalpazanlar dedi. Bunların hepsine tek tek yanıt vereceğim. Bilge Yılmaz'a yanıt vereceğim. Çürük elmalar diyor Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada. Yani anladığımız kadarıyla İyi Parti cephesi bu konuyu konuşmaya ve tartışmaya devam edecek. Peki kulislerde neler konuşuluyor İyi Parti'de yaşananlarla ilgili olarak? Genel Başkan Meral Akşener'in üzerinde gözler. Bugün Gazete Pencere sayfalarına taşıdığı haberde İşte o kulis bilgilerini paylaşıyor. Akşener kontrolden çıktı başlığıyla veriyor bu haberi. Tırnak içerisinde kullanılmış, yani alıntı yapılıyor bu başlıkla. İyi Parti'de geçmişte Meral Akşener'le yakın mesai yapan, görüşlerine itibar edilen ve halen de partide kaygılı da olsa siyasete devam eden bir isim. İsmin tanımı da yapılıyor. Kim bu isim? Bir daha söyleyelim. Görüşlerine itibar edilen, partide halen kaygılı da olsa siyasete devam eden, yakın geçmişte Meral Akşener'le yakın mesai yapan bir ismin açıklamaları var. Aslına bakarsanız bu tanıma uyabilecek birkaç isim insanın aklına geliyor. Akşener için bu nitelendirmeyi yaptı, kontrolden çıktı. Bu tespitin ardındansa Akşener'in son dönemde yaptığı konuşmalardaki öfke ve duygusallığını yansıtan kahrolun, bundan sonra böyle gibi tehdide varan ifadelere dikkat çekiliyor. Özellikle kurultay sonrası, kongre sonrasında İyi Parti cephesinde yaşanan o fırtınalı günlere yer veriliyor. Kapalı kapılar ardında İyi Parti'nin
politik stratejisinin Akşener'in eşi, iletişiminin ise oğlu tarafından belirlendiği, partinin kurumsal kimliğinden uzaklaştığı, evde belirlenen politikaları partide değiştirmenin mümkün olmadığı konuşuluyor diyor bugün ilk sayfasında gazete Pencere. Efendim bir yandan da tabii bu fırtınalı denizin ortasında İYİ Parti'de istifalar ard arda gelmeye devam ediyor. Kazan kaynıyor. İşin aslını kimse bilmiyor ama istifalarda dur durak bilmiyor. Söyleyecek bir sözüm yok. Hayırlısı olsun. İYİ Parti'deki istifa dalgası devam ediyor. İYİ Parti Gençlik Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Gençlik Kolları Genel İdare Kurulu Üyesi, Bölge Koordinatörlüğü, Ağrı Milletvekili Adaylığı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Avukat Çağdaş Çelik istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından oldukça çarpıcı ve uzun bir açıklama yapan Çelik, İYİ Parti Meral Akşener'i sevenler derneği halini almıştır dedi. Bugün yaşanan krizin ayyuka çıkma sebebi aday belirleme süreçlerinde hiçbir matematiksel ve sosyal veriye dayanmadan izlenilen yoldur. Aday belirleme süreçleri artık partimizde bilimsel ve sosyolojik verilere göre değil, sözüm ona sadaka ve ikili ilişkiler üzerinden yürütülmektedir. İYİ Parti siyasi bir parti olmaktan çok genel başkanın kapısının önünde dönen ikili ilişkilerle yönetilen Meral Akşener'i Sevenler Derneği haline almıştır. Partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını belirten Çelik, liyakat değil, sadakat esas alınıyor ifadelerini kullandı. Kurucu üyelerinden biri olduğum İYİ Parti ne yazık ki kuruluş ilke ve amaçlarından giderek uzaklaşmış, kurumsal kimliğini ikili ilişkilere teslim etmiş bir tabloya bürünmüştür. İktidara talip olan, ülke yönetimini proje ve stratejileriyle yönetme vaadi olan partimizin yönetim mekanizmaları, liyakati değil sadakati esas alan bir tavra girmiş, parti içi demokrasinin ve istişarenin önü tıkanarak bu konuda eleştiri dahi kabul etmez bir çıkmaz oluşmuştur. Çelik ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde izlenen yolun öz eleştirisinin yapılmaması ve yerel seçimlere yönelik stratejiler partimizin hedeflerinden uzaklaştığını düşündürmektedir, dedi. Evet, siyaseti konuşmaya devam edeceğiz elbette. Gazetelere de bir yandan bakacağız. Bakın pek çok gazete getirdi yönetmenim ekranlara. Yeni Çağ, Milliyet ve Hürriyet gazeteleri. Her birinde farklı başlıklar var. Şimdi örneğin Milliyet gazetesi uyarı yine fayda etmedi demiş. Neden bahsediyor? Günler öncesinden yapılan uyarıya rağmen gemiler fırtınaya yakalandı. Denizciler yaşamını yitirdi. Karada ise altyapı ve binaların yeni iklim şartlarına hazır olmamasının bedeli ödendi, diyor Milliyet gazetesi. Yani bu kadar fırtına uyarısı varken o gemiler neden denizdeydi, açık denizdeydi sorusunu soruyor yetkililer acaba. Bu soruya yanıt verir mi bilmiyoruz. Zira böylesi bir durumda önlem alması gereken yetkililerin ta kendisi, elbette bizler değiliz. Şimdi Yeni Çağ gazetesine bakalım. Yeni Çağ gazetesi bugün ne diyor manşetinde? Vatandaş umutsuz, iş dünyası kaygılı. Ayrıntılara bakalım. İş dünyası neden kaygılı? Halkın alım gücü giderek düşerken iş dünyası da kan ağlıyor. Uygun maliyetli krediye ulaşmakta zorlanan, karşılıksız çıkan çekler yüzünden ne yapacağını şaşıran iş insanları iktidara olan güvenini yitirmiş durumda, diyor Yeni Çağ gazetesi. Ekonomik kriz nedeniyle her gün gelen zamlarla vatandaş ay sonunu zor getiriyor. Millet geçim savaşı verirken iş dünyası da bir yandan faizlerin yüksekliği nedeniyle krediye ulaşımda zorluk çekerken, diğer yandan ticari ilişkilerin bel kemiği olan çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle zor günler geçiriyor. Ekim ayında karşılıksız çek tutarı 8.1 milyar liraya ulaştı. Krizden bunalan iş dünyası iktidarın ekonomi adımlarını yetersiz olarak görüyor, demiş Yeni Çağ gazetesi bugün ilk sayfasına taşıdığı haberinde. Vatandaş umutsuz, iş dünyası kaygılı. Keşke sadece vatandaş da kaygılı olsaydı ama artık yurttaşın umudu dahi yok ne yazık ki. Şimdi devam edelim Yeni Çağ gazetesinin ardından ekranlarınıza Hürriyet gazetesini getirelim. Paçasından yakalandı diyor bugün Hürriyet gazetesi manşetine taşıdığı haberinde. Cezaevinden tahliye edilen Hrant Dink'in katili o gün Samast. Tam kurtuldum derken yeni bir davayla karşı karşıya kaldı. Samast'ın 9 yıl önceki FETÖ açıklamaları delil sayıldı ve yeni iddianameye girdi, diyor haberin spotunda Hürriyet gazetesi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede o gün Samast cinayeti işlediği tarihte 17 yaşında olduğu için suça sürüklenen çocuk olarak yer almıştı, hatırlayacaksınız. Sizlerle paylaşmıştık. Başsavcılık iddianameyi İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme 15 gün içinde iddianameyi değerlendirecek. İddianameyi kabul edecek veya reddedecek, bunu göreceğiz. Zaman aşımı açısından da inceleyeceğini ifade ediyor. Bugün Hürriyet gazetesi iddianameye göre siyasi cinayetler işlemek için kurulan örgütün elebaşılarından Yasin Hayal, Dink'in öldürülmesi görevini Samast'a verdi. Samast 5 Aralık 2014'te bunu itiraf etti. Samast Hayal'in FETÖ'cü polis müdürleri Ramazan Akyürek'le Ali Fuat Yılmaz elinde bu işin içinde olduğunu söylediğini belirtiyor. FETÖ adına cinayet işlemekle suçlanan Samast'ın 12 yıl hapsi isteniyor demiş bugün ilk sayfada Hürriyet gazetesinde. Cinayetin hala aydınlanamadığına dikkat çekiyor. Hrant Dink'in eşi Raquel Dink de ne demişti? Bir bebekten katil yaratan bu karanlık aydınlanmadığı müddetçe bu cinayet, bu suikast aydınlanmayacaktır demişti. Hürriyet gazetesi de hala Hrant Dink suikastının tam anlamıyla, gerçek anlamda aydınlatılamadığına dikkat çekiyor. Evet, bugün Hürriyet'in manşetiydi. Devam edelim gazetelere bakmaya. Bakın hızlı bir tur yapalım. Ekranlarınızda Karar, Evrensel ve Korkusuz gazetesi geldi. Efendim şimdi Korkusuz'u uzun uzun konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Hatta bu haberin ayrıntılarını paylaşacağız. Yapılan röportajları ekranlarınıza getireceğiz. Bu çok önemli. Zira ne diyordu? Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına başlıyoruz dedikçe AKP cephesi Türkiye Yüzyılı açıklaması yapıyordu. İşte Türkiye Yüzyılında bir haber. Bu zamlarla hayat geçmez. Bir cevizin tanesi 4 lira olur mu? Olur. Sadece ceviz. Bir tane ceviz. Tanesi 4 liraya ulaşmış durumda. İşte o zamları, zam dalgasını manşetine taşıyor bugün Korkusuz gazetesi. Az sonra konuşacağız. O cevizlerin fiyatı nasıl 4 lira oldu? Bu da konuşacağımız başlıklardan biri olacak. AKP'nin Türkiye yüzyılı bizler için, yurttaş için zam yüzyılına dönüştü ne yazık ki. Şimdi bakalım Karar gazetesi. Karar diyor ki bugün ilk sayfasında büyümez ölü çocuklar, Gazze'de 5000 çocuk katledildi. 11'in üzerinde can kaybı var ve ne yazık ki ölenlerin neredeyse yarısı, yarıya yakını çocuklardan oluşuyor. Bebeklerden oluşuyor ve Gazze'den hemen her gün benzer görüntüler gelmeye, yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Karar gazetesi de bugün ilk sayfasında işte bunu anlatıyor, bu acı gerçeği. Dünyanın sessizce izlediği bu katliamı anlatıyor. Dünya sessiz, liderler sessiz ama ülkelerde insanlar protesto gösterileri yapmaya devam ediyor İsrail'in bu vahşetini kınamak için. Türkiye'de ne yapılıyor derseniz onu da söyleyelim. Türkiye'de restoranlara saldırı düzenleniyor, sokaklara kola dökülüyor, hiç ilgisi yokken kahve boykotları yapılıyor. İşte böylesi şeylerle İsrail'i protesto ettiğimiz zannediliyor. Ne yazık ki. Devam edelim. Şimdi Evrensel Gazetesi'ne bakacağız. Evrensel'de bugün işçi sınıfı filmleriyle bilinen, yakından tanınan, pek çok kişinin yakından tanıdığı yönetmen Ken Loach'la yapılan bir röportaj yer buluyor Evrensel'de. Ve diyor ki Ken Loach, hepimiz bir gün mülteci olabiliriz. O zaman bu haberin ayrıntılarına bakalım. Yönetmen Ken Loach, İngiltere'nin bir madenci kasabasında geçen son filmi Yaşlı Meşe üzerine konuşurken hepimiz bir gün mülteci olabiliriz diyor ve şunları söylüyor. Kaderine terk edilmiş eski madenciler ve savaş yüzünden Suriye'yi terk etmiş, travmatize olmuş iki toplum bu kasabada karşı karşıya geliyor. Bu iki topluluk bir arada yaşayabilir mi diye soruyorum diyor. Usta yönetmenin genç sinemacılara önerileri de var. Diyor ki standartlarınızı koruyun çünkü bu ticari film piyasası sizi de içine alıp yozlaştırıp yok edebilir diyor ünlü yönetmen Ken Loach
Evrensel Gazetesi bugün ilk sayfasında onun sözlerini ilk sayfasına taşıyor. Bir gün hepimiz mülteci olabiliriz diyor Kenan Oç. Şimdi gazetelere bakalım. İktidara yakın medyaya bakmaya da bir yandan devam edelim. İktidara yakın medyanın gündeminde Gazze var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında dünkü açıklamaları var. Oysa ki emekliler ne umutlarla geçmişti o televizyonun karşısına. Erdoğan bizim için ne açıklamalar yapacak diye beklerken ne yazık ki böylesi bir açıklama gelmedi. Çocukları da gerçekleri de öldürüyor demiş bugün Yeni Şafak gazetesi. İsrail'den 1,5 ayda gelen 106 yalanı ilk sayfasında sıralıyor tek tek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ilk sayfada yer buluyor. Efendim geçelim Sabah gazetesine. İşgalci İsrail ülkemiz için tehdit diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Erdoğan diye anlatıyor Sabah gazetesi malumunuz. Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizm kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız diyor dün yaptığı açıklamalarda Erdoğan ve o sözler manşete taşınıyor. Akşam gazetesi Gazze'de soykırım teşhisi manşetiyle çıkıyor bugün. New York Times Amerikan yönetiminin arkasında durduğu İsrail katliamının büyüklüğünü 9 yaşındaki Halit üzerinden anlattı diyor bugün ilk sayfasına taşıdığı haberinde. O zaman devam edelim. Bir yandan da az önce ifade ettik ya, Türkiye'de acaba İsrail protestoları nasıl yapılıyor? Az önce anlattığımız gibi yollara dökülen kolalardan hamburger zincirlerine düzenlenen saldırılara pek çok şey görüyoruz. Onlara bir yenisi daha eklendi hatırlayacaksınız. Bir kişi elinde bir tabanca aldı, öbür elinde de bir Türk bayrağı vardı ve sonrasında kafasına o silahı dayadı. İsrail bayrağının üzerinde böylesi bir protesto gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden izlemiş ve takip etmişsinizdir. Evet, Erdoğan'ın açıklamalarını gördünüz. İsrail'i çok sert bir dille eleştirdi. Peki acaba gerçekte neler oluyor? Şimdi biraz gerçeklerden bahsedelim. Türkiye'den İsrail'e her gün gemiler gitmeye devam ediyor. Peki neden? İzleyelim. İsrail yerleşimcilerin yaptığı konutların çimentosu, demiri bizden gidiyorsa yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken Türkiye ile İsrail arasında devam eden gemi trafiği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. İsrail'e borcunuz yoksa Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor? İsrail'e yönelik desteği mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin gözden geçirmesini ve bu tutumuyla da daha inandırıcı bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Partisinin Konya Olağan Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'ın İsrail'e borcumuz yok sözlerini değerlendirdi, İsrail'e giden gemileri hatırlattı. İsrail'e borcunuz yoksa Mersin'den Antalya'dan giden gemiler Hayfa Limanı'na niye gıda ve diğer ürünleri taşıyor? Çimento, demir niye gidiyor İsrail? İsrail'e gıda ve yakıt yardımı yapıldığını söyleyen Davutoğlu, yazıklar olsun size diyerek partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidara tepki gösterdi. İsrail uçaklarının kullandığı yakıt eğer bizden gidiyorsa, İsrail askerlerinin beslendiği gıda bizden gidiyorsa, yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da Türkiye'nin İsrail'e askeri sanayi için destek verdiğini belirtti, iktidara yüklendi. Türkiye'nin, İsrail'in kuvvetle muhtemel askeri sanayisi içinde kullandığı demir çeliğin %65'ini tedarik etmesinin bir açıklaması, hele şu ortamda bir açıklaması var mı? Yeneroğlu, Türkiye'den İsrail'e yaklaşık 300 yük gemisi gitmesini nasıl izah ediyorsunuz diyerek partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Türk limanlarından İsrail limanlarına 300'e yakın yük gemisinin jet yakıtı dahil akaryakıt, çimento, gıda, demir çelik taşınmasını, ayrıca her gün düzenli hava kargo seferleri yapılmasını nasıl izah ediyorsunuz? İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Yeneroğlu, Türkiye'nin de bu suça dolaylı yoldan destek verdiğini söyledi. Bugün Türkiye maalesef bu desteğiyle
Filistin'deki insanlık suçlarının İsrail tarafından işlenmesine bir şekilde dolaylı olarak destek vermiş olmuyor mu? Şimdi hem Gelecek Partili Ahmet Davutoğlu'nun sorduğu sorular önemli, hem de Deva Partili Yeneroğlu'nun sorduğu sorular önemli. Var mı efendim bu soruların yanıtı? Ahmet Davutoğlu soruyor, bir kez daha altını çizelim. Madem İsrail'e borcumuz yok diyorsunuz, öyle demişti ya Erdoğan Almanya'da, Schulz'da yaptığı basın toplantısı sırasında, bizim İsrail'e bir borcumuz yok demişti. Peki o zaman Ceyhan'dan İsrail'e gönderilen petrol sevkiyatı niye devam ediyor diye soruyor. Mersin'den Antalya'dan giden gemiler gıda ürünlerini neden taşıyor diye soruyor Ahmet Davutoğlu. Bir kere de biz sormuş olalım. Mustafa Yeneroğlu diyor ki İsrail'in savunma sanayisi için kullanılan çeliğin %65'i Türkiye'den neden gemilerle İsrail'e gidiyor sorusunu soruyor. Bu sorulara yanıt veren olur mu? Elbette olmaz. Bu soruları iktidara yakın medyada gündeme taşıyan olur mu? Elbette olmaz. Hal böyle olunca işte bu soruları ne yazık ki toplumun büyük bir kısmı duyamaz hale geliyor. Medya bu nedenle önemli. Basın özgürlüğü, halkın gerçekleri öğrenme özgürlüğü diyoruz ya hep. Bir kez daha hatırlatmak gerekti bu noktada. Efendim Gazete Pencere'ye bakalım. Orada yürek burkan bir fotoğraf karesi var Gazete Pencere'de. Diyor ki manşetinde prematüre tahliye. Özellikle hastanelere hedef alan saldırılara yönelik ard arda düzenlenen bu bombardıman sonrası, bakın işte bu çarpıcı fotoğraf karesini bugün manşetine taşıyor Gazete Pencere. Sivillerin tahliyesi konusunda dünyanın baskısına direnen İsrail'in Gazze'deki zalimliğini anlatan simge fotoğraflardan birisi dün Refah sınır kapısında çekildi. Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırının ardından boşaltılan yeni doğan bölümünde küvezde bakılan 28 prematüre bebek işte böyle tahliye edildi. Mısır'daki hastanelere götürüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sözcü tahliye edilen bebeklerin ciddi enfeksiyonlarla mücadele ettiğini söylüyor. Tüm bu saldırılar sırasında, İsrail'in bu saldırıları sırasında Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları ise Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail'in yoğun bombardımanları nedeniyle Gazze'de mahsur kalan Türk vatandaşları yurda döndü. 44 yurttaş Türk Hava Yolları'na ait uçakla Mısır üzerinden İstanbul'a getirildi. Yurttaşlar İstanbul Havalimanı'nda Dışişleri Bakanlığı ve AFAD yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Gazze'de yaşanılanlarla ilgili olarak açıklama yapan yurttaşlar, Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Eşinin ailesini ziyaret için Gazze'ye giden Muhsin Almacar, Refah sınır kapısına düzenlenen saldırıda yaşadıklarını anlattı. Ayın 10'unda, zaten 7'sinde savaş başladı. Bizim çıkış günümüz 10'undaydı. Refah kapısına ismimizi yazdırdık. 10'unda çıkacaktık. Ama 10'unda kapıya gittiğimiz zaman İsrail kapıyı bombalamaya başladı. O zaman nasıl kaçtığımızı bilmiyorum. Valizleri vesaire bıraktık, kaçtık. Çocuğu direkt kucakladım. Hiçbir şeyimizi almadık. Yurda dönen başka bir yurttaşın sözleri ise Gazze'deki vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Hastaneler bitti. İnsanlar evlerinden kaçtı, hastanelere yerleştiler. Okullara yerleştiler güvenli diye. Hastanelerin etrafını bombaladılar. Sonra içini bombalamaya başladılar. Önce etrafını, sonra içini. Önce evleri yok ettiler. Gerçekten insanlığımdan utandım orada. Yaşadıkları dehşeti işte böyle anlattılar kameralara. Efendim şimdi Sözcü gazetesine bugün ayrı bir sayfa ayıracağız dedik. Sözcü'nün manşetini sizlerle paylaşacağız. Depremzedeleri unutmayacağız ve unutturmayacağız demiştik. Sözcü gazetesinin manşeti bu nedenle önemli. Diyor ki 10 ay geçti, evler verilmedi, konteynerler su altında, başkan şemsiye altında. Sözcü gazetesinde bugün manşet. Depremzedelere verilen sözler manşetlerde kaldı diyor. Adıyaman'da konutları bitirilmediği için konteynerde kalan depremzedeyi sel vurdu. Başkan bölgeyi gezerken ıslanmasın diye koruması şemsiye tuttu. Şimdi okuyalım ayrıntıları. Yurt genelinde 9 kişinin ölümüne neden olan yağış ve sel yüzünden
Adıyaman'da depremzedelerin çadır ve konteynerleri su altında kaldı. Mağdur olan vatandaş kendi imkanlarıyla suları boşalttı. Adıyaman'ın AKP'li belediye başkanı Süleyman Kılınç mağdurları ziyaret etti. Başkan ayağında sarı çizmelerle bölgeyi gezerken korumasının da hemen arkasında ona şemsiye tutması dikkat çekti. Tepki çekti. Vatandaşlar iktidar bir yılda 650 bin deprem konutu yapma sözü verdi ama tutmadı. Hepimiz mağduruz. Başkan da buraya gelip tur atıp gitti diye konuşuyor. İşte gördüğünüz gibi bakın bir fotoğraf karesi ekranlarınızın hemen solunda görüyorsunuz. Bir konteyner kentte sel sularının nehir gibi aktığı o fotoğraf hemen yanında Başkan Bey'in ayağında yağmur çizmeleriyle birlikte üstünde yağmurluğuyla ve korumasının şemsiye tuttuğu o anlara ilişkin bir fotoğraf karesi Sözcü gazetesinde bugün manşete taşınıyor efendim. Söyleyecek çok söz var ama biz şimdi yutkunalım, kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar birlikte olacağız ve biraz da ekonomiyi konuşacağız.